Ebu Süleyman Darani Hazretleri. 2. bölüm. Şam'da yetişen büyük velilerden. 8. ve 9. yüzyıllarda yaşamıştır. İsmi Abdurrahman bin Ahmet bin Atiyye el-Ansi'dir. Künyesi Ebu Süleyman olup Şam'ın güneyindeki Daran veya Dareyya köyünde doğduğu için Darani nisbesiyle meşhur olmuştur. Lütuf ve ihsanı pek fazlaydı. Nazik ve zarif olması bakımından çok sevilmiş ve bu sebeple ona gönüllerin güzel kokulu çiçeği manasında Reyhanül Kulub adı verilmiştir. Nefsine muhalefet etmekte ve açlık çekmekte çok ileri olduğu için açların reisi manasında Bündarül Cain denildi. Doğum tarihi bilinmemektedir. 820 Hicri 205 senesinde Şam'da vefat etti. Kabri Daran köyündedir. Ebu Süleyman Darani Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdu: Kardeşim, ihlas cennetten yere inen bir sofradır. Bu sofradan ancak midesi sağlam olanlar nasiplenirler. Midesi bozuk olanlar bu sofradan yemek yiyemezler. Bir hizmet, bir iş ne kadar kıymetliyse, onun engeli, onun sıkıntısı o kadar çok olur. Ama sonuna kadar sabırla yürümelidir. Çünkü herkes neye güveniyorsa, kime güveniyorsa yardımı ondan beklesin. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teâlâ buyuruyor ki mealen, kim Allah içinse Allah da onun içindir. Bir mübarek zat bir şiir yazmış. Buyuruyor ki, insanın ömrü dünyanın ömrüne nazaran sahrada esen kısa bir rüzgar gibidir. Sahrada esen bu hafif rüzgar içerisinde benim ömrümde çok tatlı günlerim, çok acılı günlerim oldu. Çok sevindiğim günler oldu, çok üzüldüğüm günler oldu ama hepsi geçti. Ne yazık ki benim ömrüm de bunlarla beraber bitti. Bu arada zalim olan, elinde yetkisi olan, elinde selahiyet olan yanındaki zayıf insanlara çok zulmetti. O da geçti. Ama uğradığı zulüm mazlumun üzerinden geçmez. Ahirette hesap günü mazlumun göğsü üzerinde uğradığı zulümler yazılı yaftalar halinde asılı bulunacaktır. O kuluna Cenab-ı Hak bunlar nedir diye soracak. O da bu yaftalarda bana zulmedenlerin yaptıkları yazılıdır diyecektir. O zaman da tek tek hepsi hesaba çekilecek. O mazlumun hakkı zulmedenlerden alınacaktır. Ömürler su gibi akıyor. Akan su bir daha geri gelmiyor. Nefesi tamam olanlar bir bir ayrılıyor. Allahü Teâlâ gidenlere rahmet eylesin. Bizlere de gafletten uyanmak nasip etsin. İnsanın ömrü, insanın vücudu, insanın malı mülkü, insanın aklı, kısaca insana Allahü Teâlâ'nın emanet olarak verdiği ne varsa bunlar ya hayırlı yolda veya hayırsız yolda kullanılır. Dolayısıyla mal ikiye ayrılır. Hayırlı mal, hayırsız mal. Aradaki fark, Allahü Teâlâ'nın yolunda harcanan mal hayırlı, nefis ve şeytanın yolunda harcanan mal hayırsızdır. Bu hayırsız mal habis maldır. Allahü Teâlâ'nın indinde dünya bir sivrisineğin kanadı kadar değerli değildir. Ama insanlar nefsinin, şeytanın, etrafın baskısı etkisiyle dünya onun hayalhanesinde büyüyor. İnsan öldüğü zaman hiçbir mal, mülk, evlat, ortada ne varsa hepsi bir hiç olacaktır. Asıl hayat o zaman başlayacaktır. Bütün mesele imanla ölmektir. İmanla öldükten sonra şefaat çoktur, korku yoktur. Başta Peygamberimiz olmak üzere çok şefaat vardır. Ondan sonra onun varisleri de şefaat edecektir. Bir hadis-i şerifte, el ulemâi veresetül enbiya buyurulmuştur. Alimler, peygamberlerin varisleri demektir. Büyükler buyurdular ki, bu ehli sünnet itikadı çok kıymetlidir ve çok zor bulunur. Nasıl ki âb-ı hayat, balta girmemiş karanlık ormanlar içindeyse, bu ehl-i sünnet itikadı aynı onun gibi kavuşulması çok zor olan bir nimettir. İşte bu çok kıymetli cevheri Allah-u Teâlâ çöplüğe koymaz. Bu cevher, bu kalplere yerleştirilmişse, binlerce defa Cenab-ı Hakk'a şükretmelidir. Allah-u Teâlâ insanlara 3 kuvvet vermiştir. Bir tanesi duygu organlarımızdır. Yani tat alma, koku alma, dokunma, işitme, görme gibi. Bunları yok ederseniz, insanın bir kütükten farkı olmaz. Felçli insanları düşününüz. Hareket edemez, işleri yapamaz. Yanında yardımcı olmazsa, bir sıkıntısı olsa hiçbir şey yapamaz. Bu duruma göre o bir hiçtir. İnsan bir şeye kavuştuğu vakit kıymetini bilemiyor. Ama o elden gidince ancak kıymeti anlaşılıyor. Onun için böyle bir noksanlığı Allah vermesin. Bize verilen nimetlerin hepsi emanettir. Bu emanetler de Allahü Teâlâ'nın mülkündedir. Onun için bu emanetleri uygun yerlerde kullanmalı ki Cenab-ı Hak bu emanetleri bizde devamlı kılsın. Yoksa bir sabah insan kalkar, bir bakar ki kör olmuş veya felç olmuş. İnsan acizdir, hakim değildir. İşte bu hissi müşterek, duygu organları hayvanlarda da vardır. O halde duygu organları açısında insanlarla hayvanlar arasında bir fark yoktur. İkinci bir duygu var. Bunlar ise hayvanlarda yoktur. O da beyinde bulunan akıldır. Bunlar da 5 adettir. Akılla beraber manevi 5 duygu, hafıza, hayal gücü vesairedir. Bunlar hayvanda yoktur. Aklın asıl vazifesi kendi menfaatini korumaktır. İnsanın en büyük menfaati ahirette yanmamak, cennete gitmektir. Bundan daha büyük menfaat olabilir mi? İşte ancak akıl yoluyla bu idrak edilebilir. Hayvanda da zeka vardır ama zeki olmak önemli değildir. Ama akıl, hakkı batıldan ayırma gücüne sahiptir. Akıllı olmak bir saadettir. Çünkü belirli bir yaştan sonra insanlarda hafıza geriliyor, unutkan olmaya başlıyor. Bunayanlar oluyor. 3. bir kuvvet daha var buyruluyor. Bu da kalp gücü, yani basirettir. Kalp gözü açılmış olana basiret sahibi denir. Basiret demek, karşısındaki kişinin kalbindekileri bir şişe içerisindeki mürekkep gibi görebilmek demektir. İstediği zaman, istediği yeri görebilme özelliğidir. Bu da ancak seçilmiş olanlara, hakiki imana kavuşanlara nasip olur. Nefsin tezkiyesi, kalbin tasfiyesidir. Nefsin tezkiyesi demek, bütün dünya sevgisinden, Allah sevgisinden başka şeylerden nefsin kopması, kurtulmasıdır. Nefs, işte bu dünya sevgilerini gıda olarak alamayınca, kendi içindekileri de döküyor ve kalp, pisliklerden temizleniyor ve yerine Allah sevgisi doluyor. Bu sevgiyle dolu bir kalbi düşünün. Allahü Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de hakiki imana kavuşanlara imansız ölme korkusu yoktur buyurmuştur. Çünkü kalbi de iman etmiş, nefsi de itminana kavuşmuştur. Ebu Süleyman Darani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ahmet bin Ebu'l-Havâri şöyle nakletti. Ben hocam Ebu Süleyman Darani Hazretlerinin huzuruna girdim. Onu ağlar halde buldum. Ona seni ağlatan nedir diye sorunca, ey Ahmet, ben nasıl ağlamayayım? Bana bildirildi ki, gece olduğu, gözler uykuya vardığı, herkes kendini sevenlerin yanında bulunduğu zaman, ariflerin kalpleri, Rablerinin zikriyle coşar ve lezzet duyar. Onların niyet ve gayretleri Allahü Teâlâ'ya kavuşmak olur. Onlar Rablerinin huzurunda diz çökerler, mahzun bir halde Allahü Teâlâ'ya münacaat ve niyazda bulunup yalvarırlar. Allahü Teâlâ'dan korkmak ve onun rızasına kavuşmak için gözyaşlarının aktığı, secde ettikleri yerler ıslanır. Allahü Teâlâ bu kullarına rahmet nazarıyla bakar ve Ey beni iyi tanıyan dostlarım! Benim zikrimle meşgul oldunuz ve benim rızama kavuşmak için gayret ettiniz. Kalplerinizden benim zikrimden başkasını uzaklaştırdınız. Size müjdeler olsun ki, bana kavuştuğunuz zaman, yakınlık ve sevinç sizin içindir, buyurur. Allah-u Teâlâ Cebrail aleyhisselama buyurur ki, ey Cebrail! Benim kelamımı okuyarak kalbi rahatlayan ve benim ismimi zikrederek lezzet duyan arif kullarımın halini biliyorum. Onların ağlamalarını ve inlemelerini işitiyorum. Onların benim rızama kavuşmak için çırpındıklarını ve çalıştıklarını görüyorum. Sen onlara gidip, siz niçin ağlıyorsunuz? Sizin bu tazarru, yalvarma ve hüzün haliniz nedendir? Size Allahü Teâlâ'nın kendini seven kimseleri cehennemde azap edeceği haberi mi geldi? Yoksa Allahü Teâlâ'nın benim zikrimle lezzet duyanları huzurumdan kovarım buyurduğunu mu işittiniz? Allahü Teâlâ izzetime yemin olsun ki sizi cennetime koyacağım. Sizinle aramdaki perdeleri kaldıracağım. Gözyaşlarınızın karşılığı olarak sevinç ve müjdeler ihsan edeceğim buyurdu. Ebu Süleyman Darani Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdu: başa gelen her şeye razı olmak haline kavuşanlar irfan sahipleri ariflerdir. Allahü Teâlâ önce gelen peygamberlerden birine vahyederek bildirdi ki Cebrail aleyhisselam yeryüzüne indiğinde İbadet ile meşgul olan bir kimseyi gördü. Hoşuna gittiği için, "Ya Rabbi, bu kimse ne iyi," dedi. Allahü Teâlâ da, "Ey Cibril, Levh-i Mahfuz'a bak," buyurdu. Cibril aleyhisselam, Levh-i Mahfuz'da, o kimsenin cehennemlikler arasında yazılı olduğunu gördü. Allahü Teâlâ'ya, "Ya Rabbi, bu işin hikmeti nedir?" diye sordu. Allahü Teâlâ, ben yaptığım işlerden kimseye karşı sorumlu değilim. Hiç kimse kullarım hakkındaki ilmime akıl erdiremez, buyurdu. Cebrail aleyhisselam, Ya Rabbi, izin verirsen o kimseye gidip durumu bildireyim dedi. İzin verilince o kimsenin yanına gitti ve senin yaptığın ibadetleri Allahü Teâlâ kabul etmedi. Levh-i Mahfuz'da senin cehennem ehli arasında olduğunu gördüm deyince, o kimse düşüp bayıldı. Cebrail aleyhisselam onun ayılmasını bekledi. Ayılınca şöyle mırıldanıyordu: Ey benim Allah'ım! Sana hamd ederim. Bütün hamd eden kulların sana nasıl hamd ediyorsa, ben de öyle hamd ederim. Sonra Cebrail aleyhisselama dönerek, o bizim Rabbimizdir. Bütün ilmi kudretinin kemali, rahmeti ve şefkatiyle benim hakkımda öyle uygun görmüş. Ona yine hamd ederim. O beni benden daha iyi bilir, dedi ve secdeye kapandı. Secdede Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmeye başladı. Bu durumu Cebrail aleyhisselam, Allahü Teâlâ'ya arz edip, o şahıs hakkında üzüldüğünü bildirdi. Cebrail aleyhisselama, Allahü Teâlâ tarafından tekrar Levh-i Mahfuz'a bakması bildirildi. Bu defa Levh-i Mahfuz'da o kimsenin cennetlik olduğu yazılıydı. Cebrail aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan hikmetini sual ettiğinde, kullarım işlerime akıl erdiremezler buyurdu. Cebrail aleyhisselam bu durumu yine bildirmek istedi ve izin verildi. O zatın yanına gidip, müjdeler olsun sana, yerin cennet oldu dedi. O kimse bu sözlere hiç şaşmadı ve eski halini hiç bozmadı. Eskisi gibi yine hamd ve Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmeye devam etti. Yine buyurdu ki, kendi ayıplarını gören kimse, başkasının aybıyla uğraşmaz. Haramlardan sakınma elbisesini soyan ve takvadan mahrum olan kimseyi, artık dünyada hiçbir şey örtmez. Kim Allahü Teâlâ'nın verdiği rızka razı olursa kaybettiği şeye üzülmez. Kendi kusurlarını unutan kimse başkalarının kusurlarını büyük görür. kendi görüşünü beğenen sapıtır, aklına güvenenin ayağı kayar. İnsanlara büyüklük taslayan zillete düşer. İnsanların malına göz diken fakir düşer. Afiyet isteyen sabreder. Cenab-ı Hakk'a karşı savaşan yıkılır. Ecelini gören, yani ölümü düşünen kimse uzun emel sahibi olmaz. Bitmek bilmeyen arzu ve isteklerin peşinde koşmaz. Tevazu, Hakk'a uymakta, sıkıntılara, acılara sabretmek, dinde bildirilen edeplerle edeplenmek ve başkalarının faziletini üstün tutup, kendi faziletini büyük görmemektir. İnsan ölünce malını varisler, canını melekül mevt alır. Elini kurtlar yer, kemiklerini toprak çürütür. İyiliklerini ve sevaplarını da hasımlara alır. Bunlar olacak. Allah-u Teâlâ imanımızı şeytanın çalmasından bizi muhafaza etsin. Halkı anan, Hakk'ı anmaktan geri kalır. Kişinin selameti nefse uymamakta, belası ise nefse uymaktadır. Sıkıntıdan kurtulmak istiyorsan, dünyayı istemeyi bırak. Özür dilemekten kurtulmak istiyorsan, diline hakim ol. Şeytan bir kimseyle eğlenmek istediği zaman, ona kovuculuk, laf taşıma, yapması için vesvese verir. Dedikodu yapmaya teşvik eder ve kötü sözler taşıtır. Bu kovuculuk yapan adam, yaptığı dedikodu sonunda öyle işler yapmaya başlar ki, şeytan onların birini dahi yapmaktan utanır ve korkar. Bir kimse, başına gelen dünyevi musibetlerden dolayı sızlanırsa, musibet imanına intikal eder. Bir günahı işlediğin zaman duyduğun zevk, günahın kendisinden daha beterdir. Bir kimse, yalnız Allah-u Teâlâ'yı düşünürse, ona hiçbir şey ve kimse zarar veremez. Tevekkül, kalbinin ve nefsinin meylettiği her şeyden uzaklaşmaktır. Salihlerle sohbet etmek, onlarla beraber bulunmak, kalpte iyilik meydana getirir. Bozuk kimselerle sohbet etmek ve onlarla beraber bulunmak, kalpte fesat ve kötülük meydana getirir. Hocalarımın huzuruna girdiğim zaman, onları görmenin ve sohbetlerinde bulunmanın bereketini istediğim için, dünya düşüncelerini tamamen unuttum. Çünkü bir kimse, hocasının huzuruna, dünya, mal ve makam düşüncesiyle girerse, onu görmenin ve onunla bulunmanın bereketini bulamaz ve sözlerinden istifade edemez. Gaflet iki kısımdır. Biri, rahmetten gaflet. Diğeri, gelecek olan azaptan, cezadan gaflet. Rahmetten gaflet, yükselmeyi engeller. Cezadan gaflet, ibadetten alıkoyar. Gafletten kurtulan, yükselir. Evliya kimdir denilince, Allah-u Teâlâ'nın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olan kimsedir buyurmuştur. Dünyaya düşkün olan ve ona hırsla bağlananı kimse sevmez. Bir kimse, dünyaya düşkün olmazsa, insanlar onu sever. Kalbinden dünya sevgisini çıkaran kimseyi ise, melekler sever. İnsanları şu iki husus, felakete sürükler. Biri, farzları bırakıp, nafilelerle uğraşmak ve böylece farzları kaçırmak. İkincisi, kalbin gaflete dalıp, azaların yaptığı işin farkında olmaması. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, Resulullah Efendimiz, Beni İsrail, İsrail oğulları 71 fırkaya ayrılmıştı. Bunlardan 70'i cehenneme gidip, ancak bir fırkası kurtulmuştur. Nasara, yani Hristiyanlar da 72 fırkaya ayrılmıştı. 71'i cehenneme gitmiştir. Bir zaman sonra benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılır. Bunlardan 72'si cehenneme gidip, yalnız bir fırka kurtulur, buyurdu. Eshâb-ı kirâm, ya Resûlallah, kurtulanlar kimlerdir, diye sorunca, cehennemden kurtulan fırka, benim ve eshabımın gittiği yolda gidenlerdir, buyurdu. İmanı kâmil olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Farz namaz, bir evvelkinden bir sonraki namaza kadar olan hatalara, cuma namazı da bir sonraki cumaya kadar olan hatalara keffâret olur. Lezzetleri yıkan, eğlencelere son veren ölümü çok hatırlayınız. Bir kimse ihlas ile la ilahe illallah derse cennete girer. Eshâb-ı kirâm, ya Resûlallah, bunu ihlas ile söylememizin alameti nedir diye sordular. Sizi Allah-u Teâlâ'nın haram kıldığı şeylerden men etmesidir buyurdu.